Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Bugün güzel bir gün olacak. Bugün güzel bir gün olacak. Güzel bir gün olmak zorunda. Üst üste bu kadar kötü şey yaşamışken artık güzel bir gün yaşamayı hak ediyoruz. Ama basit, romantik bir sözcük değil bu. Güzel bir gün olmasının, en azından bunu ümit etmenin bazı gerekçeleri var bugün için. Günaydın, good morning, guten morgen, dobre utre, bonjour, bareluys, rojbaş, aklınıza ne geliyorsa. Hatta öyle olsun, hayatınızın en güzel günü olsun. Herkese günaydın, herkese merhaba. Neden? Şu anda saat 9.02. Bir parça geç başlamışız yayına. Ankara güneşli, evet doğru. Ama saat 9.30'da bugün Anayasa Mahkemesi 1. bölümünde bir görüşme var. Bom diane. O hangi dilden acaba? 9.30'daki bu görüşme Can ve Erdem'in tutukluluk hallerinin belki bitmesine yol açabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi 1. bölümü bugün saat 9.30'da yapacağı görüşmede, toplantıda şöyle bir karara varabilir. 15 Kasım'da tutuklanan, cezaevine konan Can ve Erdem'in tutukluluk haklarının hem anayasa ihlali hem de hak ihlali olduğuna karar verebilir. Böyle bir karar çıkabilir. Onu anladım mı Bomdia'nın o demek olduğunu anladım da hangi dilde olduğunu merak ettim sadece. Eğer böyle bir şey olursa günlerdir devam eden çilenin en azından bir bölümünün sonuna gelebiliriz ki günün güzel olması için yeterli. Onun dışında başka bir gerekçesi var. Biz bu kararı elbette takip edeceğiz. 9.30'da başlayacak toplantı çok erken bitmesi beklenmiyor ama şöyle bir ihtimal de var. Onu da duyurarak devam edelim. Bu görüşmeyi yapmakla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin 1. bölümünü bütün Anayasa Mahkemesi üyelerinin de katılacağı genel kurula da havale edebilir. Ya takipçi sayısı 10.000'e ulaşsa ne olur, 15.000'e ulaşsa ne olur fark etmez. Boş verin. Yani biz bu işi takipçi için yapmıyoruz ki arkadaşlar. Ha Portekizce ne güzelmiş. Bu işi takipçi için yapmıyoruz ki. O zaman çok daha basit şeyler yapmak mümkün. Yani burada sürekli goy goy yapıp, tribüne oynayıp, şurada söylediklerimin, anlattıklarımın 1/4'ünü söylememek yeterli olacaktır. Emin olun söylemeyi bırakın. Söylememek yeterli olacaktır. O takipçileri kazanmak için. Ama ne yapalım, olmaz olsun öyle takipçi. Burada bir işe yaramayacaksa, derdini anlatmayacaksa. Yore geld, onu da öğrendik. O işte dediğinizi yapamıyorum Ali Ekta Bey. Yani her kör satıcının bir kör alıcısı olabilir. Ama ben bu konuda bir alıcı bulabileceğime inanmıyorum. Kaldı ki bu program amaçla yapılmıyor. Gerçekten konuşmamak yeterli aslında. Cebine konuşmak yeterli mesela. Bakın ekranlara, bunlar yapılmıyor mu? Oysa biz burada bunu yapmıyoruz. Birlikte yapmaya çalıştığımız şey bu değil. Tam tersine konuşmak, tam tersine hakaret etmeyen herkese bir zemin açmak. Oysa bugün ne ekranlarda yapılan ne radyolarda yapılan programlar, yani bu mantıkla, kuşak program mantığıyla her gün aynı saatte başlayıp aynı saatte biten bir televizyon programı mantığıyla yapılan yayınlarda, ki biz hala ilk örneğiz, bunu bilin. Hala ilk örneğiz. Bugün gün içinde bir istatistik paylaşacağım sizinle. Aynen öyle. Ama demokrasiye koftiden inananlardan değiliz. Demokrasinin zor, pis bir rejim olduğunu da biliyoruz. Eksikliklerini de biliyoruz. Üzerine de konuşabiliyoruz bunun. Bu rahatlıktayız. Demokrasi herkes için çok ideal bir rejim falan değil ki. Anlatmıştım ya, demokrasi bir paket içinde satılıyor olsa üstüne mutlaka dikkat, yüksek düzeyde tahammül içerir yazmak lazım. Ama insanların çoğunda yok bu. Tahammül etmek zorundasınız, birlikte yaşayacaksınız, birlikte yaşamaya niyetliyiz. Kimse kimseyi dışlamasın istiyoruz. Dışlayanları tam tersine lanetliyoruz biz sürekli programda. Hangi kanattan olursa olsun, sağcısı da, solcusu da, dincisi de, dinsizi de, hiç fark etmez ki. Hepsi aynı. İnsan olsun, insan olsun, doğru düzgün konuşsun. Doğru düzgün derdini anlatmaya çalışsın. Şimdi bugün günün güzel geçmesinin gerekçelerinden bir tanesi bu. Biz bu umudu içimizde taşımak zorundayız. Bu umudu içimizde taşımak zorundayız ve taşıyoruz. 9.30'da bugün Anayasa Mahkemesi'nin 1. bölümü görüşmesi sırasında Can ve Erdem'in yargılanmasında bir hak ihlali görürse, anayasa ihlali görürse, o bireysel başvurunun ardından, 15 Kasım'da tutukluluğun ardından, çünkü hemen aralığın başında bir başvuru yapılmıştı zaten. Eğer böyle bir şey olursa gün şahane olacak. Güzelliğin ötesinde şahane olacak. İkinci bir gerekçemiz daha var. Günün güzel olması, güne gülerek günaydın diyebilmemiz için ikinci bir gerekçemiz de var. Türkiye'nin en cennet köşelerinden bir tanesi. Hani bakmayın, insanlar sosyal medyada sürekli fotoğraf paylaşırken aşk merdivenlerinden,
ne bileyim Gaudi'nin yaptığı o güzel eserlerden falan paylaşıyorlar. Ama bir dünya cennetinin içinde yaşıyoruz biz. Ve bu dünya cennetinin içinde, yok hayır daire denmiyor. Danıştay'da, Yargıtay'da, oralarda, evet Sayıştay'da onlarda daire deniyor ya, Anayasa Mahkemesi'nde ama birinci bölüm olarak adlandırılıyor. Yargı muhabir arkadaşlarım öyle söyledi en azından. Hani yanlış bir ifade kullanmayayım diye sorduğum zaman böyle doğruladılar. Ben de onların, ne diyeyim, onların tecrübesine dayanarak böyle diyorum. Anayasa Mahkemesi birinci bölümü olarak geçiyor adı. Daire değil. Öyle dediler. Benim ihtisas alanım değil. İkinci güzellik de şu. Bir dünya cennetinin içinde yaşıyoruz. Artvin'de, Cerattepe'de insanlar kaderlerine, geleceklerine, çocuklarının haklarına, torunlarının haklarına, geçmişlerine sahip çıkıyorlar ve direniyorlar. Aylardır direniyorlar. Bakmayın sadece son birkaç gün için böyle gazete haberi olduklarına falan. Aylardır direniyorlar. Temmuz ayında açılmış bir dava var ve o davanın sonucu beklenmeden, bilirkişi heyeti gelip orada incelemesini yapmadan, elde daha önceden çıkartılmış bir ÇED raporu olmasına rağmen, hala zorlanarak, ısrarla bir şeyler yapılmasına rağmen, günlerdir, gecelerdir insanlar Kafkasör Yaylası'nda, gördünüz mü bilmiyorum, eğer görmediyseniz lütfen gidin görün. Anlatıyorum yani, sosyal medyada oradan buradan fotoğraf paylaşmak değil marifet olan. Evet, dünyayı görmek gerekiyor, dünyayı gezip insanlar ne yaşıyor bunu görmek gerekiyor. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama önce burayı, önce bizim vatanımızı göreceğiz. Her tarafı birbirinden güzel ülkeyi göreceğiz önce. Anlatacağız çocuklarımıza ki sahip çıksınlar. Onlar da bilsinler. Cerattepelilerin yaptığı gibi. Kafkasör Yaylası'nı her yaz muhtemelen yayla şenliklerinden duyuyorsunuzdur. Haberlerini görüyorsunuzdur, okuyorsunuzdur. İşte o şenliklerin yapıldığı Kafkasör Yaylası'nın bir bölümü Cerattepe. Gerçek bir cennet. Ve orada altın aramak üzere yıllardır devam eden, hani şu eski çizgi filmlerde ya da kovboy filmlerinde çok sık işlenen, halkı yok etmek üzere gelip bir yerde bir maden açıp, o madenin üzerinden siyanür kullanarak, o yaşanan bölümün, yaşanan ilin, ilçenin, köyün neyse artık altını oyarak, onlara yaşamı dar eden, zindan eden insanlar var ya, işte onlarla yürütülen bir mücadele var. Ve ne güzel ki, ne mutlu ki bize, insanlar hala o bayrağı ayakta tutuyorlar. Hala ayakta tutuyorlar. Her şeye rağmen, bütün zorlamalara, kasmalara, medya gücüyle üzerlerine gidilmesine, zavallı olmalarına rağmen bu anlamda, medya güçlerinin olmadığı için, paralarının pullarının olmadığı için bazıları tarafından zavallı görülmelerine rağmen hala direniyorlar. Günlerdir, gecelerdir orada bekliyorlar. Eğer onlar olmazsa birileri gelip o toprağı alıp götürecek değil ki. Nöbetin gerekçesi bu değil. Yaşam hakkına sahip çıkmak. Çünkü orada çocuklarının, torunlarının, kendi çocukluklarının hakkı olduğunu biliyorlar ve onun için bekliyor bu insanlar. Ve bekliyorlar, hala bekliyorlar. Ülkenin dört bir yanından da insanlar ne yaptıklarını görüyorlar. Umut için çok güzel bir gün bugün. Umut için çok güzel bir gün. Gün içinde ne yaşarız, başımıza ne gelir bilmiyoruz. Bu ülke böyle bir ülke. Yani pek çok ülkenin bir ayda yaşayacağı gündemi, belki bir yılda yaşayacağı gündemi yarım saatte tüketiyoruz biz. Yenisi başlıyor hayatımızda. Ama olsun. Hala çok güzel şeyler oluyor. Hala çok güzel şeyler için umut var. Bir güzellik daha. Ben güzellik olarak adlandırıyorum. Gerekçesini de anlatacağım size. Bugünün yayın başlıklarından bir tanesi de aslında o olacaktı. Şu ana kadar anlattıklarımın tamamı... Ya 90'larda çok kötü bir şarkı vardı, hatırlar mısınız? Gerçekten kötü. Yapan arkadaştan özür diliyorum. Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur diye. İsmi hatırlamadım kimin yaptığını ama... Böyle ilginç bir kıyafetle, kocaman gözlüklerle falan söylüyordu. Kötü bir pop müzik eseri. Devlet aynen o mantıkla bakıyor bize. Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur. Ve o bakış yüzünden de bugün konuşacağımız 3. Barbaros Hayrettin, yaşayın. Barbaros Hayrettin de söyleyenin adı. Ense mürperdi, yemin ediyorum. İnternetten bulun, izleyin şarkıyı lütfen. Yok yok, Barbaros Hayrettin'di. Yok, Barış Manço'yla ne alakası var arkadaşlar? İnternetten bulun, dinleyin. Ben sizin babanızım. Böyle nasıl anlatayım? Yani hani pop artmış gibi ama değil, retroymuş gibi ama hiç değil. Böyle garip bir şey ya. Tanımlanabilecek bir şey değil. Ama bizim için önemli olan şey şu. Devletin mantığı, devletin bize bakarkenki mantığı. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur.
Anayasa yapım süreci için kurulan masa 3. toplantıda devredildi. Ve ben bunu dün sosyal medyadan akşam da paylaştım. Ben bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Neden biliyor musunuz? Bakmayın siz bugün medyada ardından yapılanlara, gitti dağ gibi anayasa çalışmamız, açaydım kollarımı önünde duraydım falan gibi geyiklere. Bırakın bunları. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten yürümeyecek bir süreç için insanlar boş yere kandırılıyordu. 31 Aralık günü, 31 Aralık 2015 günü yani eski yılın son gününde yaptığımız yayını lütfen açın, izleyin. 4. dakikasından itibaren yani orada zaten açık açık bu masanın devrileceğini, bu masanın devrilmek zorunda olduğunu anlatmıştım. Çünkü çıkışı olmayan bir arayıştan bahsediyoruz aslında biz. Arar gibi görünmekten bahsediyoruz. İktidar partisinin yeni anayasa yapmak gibi bir derdi yok. Yeni anayasaya zemin hazırlayacak başkanlık sistemi oluşturmak derdinde. Tıpkı ilk başta söylediğim gibi ben sizin babanızım, ben ne dersem olur. Tıpkı Cerat Tepe'de olduğu gibi. Burada insanlar yaşıyor olabilir, seviyor olabilir ama ben sizin babanızım, ben ne dersem olur. Bu maden şirketi girecek. Adamın hatırlıyorsunuz değil mi o tapelerde sesini? Bu milletin bipine koyacağım diye. Haklıymış adam. Kararlıymış gerçekten. Bakın Doğan'ın bipine koyarak başladı. Ve önü açılıyor bu insanların. Neden? Devlet baba onun yanında. Ama bizim bahsettiğimiz devlet baba evladını, evlatlarını döverek terbiye etmeye çalışan çok eski kafalı, çok eski zihniyetli, biraz da hayata tek taraftan bakan, gelişmeleri okumayan bir devlet baba. Aynen öyle Filiz Hanım. Sigara içene dün sabah konuştuk ya kanser ilacı vermeyecekmiş. Yani bunu çeşitleyip çok acayip yerlere götürmek mümkün. Çok şükür hepimizin zekası buna uygun. Ama bizim yapacağımız espriyi algılayabilecek insan yok karşıda. Nereden biliyoruz bunu? Gezi döneminde gördük. Gezi döneminde insanlar mizah gücüyle direndiğinde kilitlendi bu devlet. Kilitlendi. Şiddet yok, saldırı yok, bağırtı çağırtı yok. Mizahla kilitlediler sadece devleti. Bu ülkenin gençleri. Ve bu anayasa masasının devrilmesiyle birlikte Kofti'den bakın bugün, bakın medyaya, birazdan göreceğiz zaten. Sanki aslında oradan bir çözüm çıkacakmış gibi pazarlamaya çalışanlar var. Hiçbir şey çıkmayacaktı. Sizden rica ediyorum bu yayın bittikten sonra 31 Aralık 2015 günkü yayınımızı bu meclis yeni anayasa yapabilir mi yayının başlığı 4.40'dan 4.30 dakikadan itibaren izlemeye başlayın. Orada konuşuyoruz zaten. Neden yapamayacağını. Çünkü devlet babanın, tırnak içinde devlet babanın isteğiyle halkın temsilcilerin isteği arasında uçurumlar var. Tıpkı Cerat Tepe'de olduğu gibi. Hiçbir farkı yok. Tıpkı bugün Can ve Erdem'in davasında yaşanacak süreç kadar uçurumlar var. Ama tam tersine bu uçurumlar eğer direnişle birleşirse, yani insanlar haklarını savunmaya devam ederlerse, o zaman bir umut da doğuruyor. Atol Behramoğlu'nun çok güzel bir şiiri var. Çok güzel bir şiiri. Uzunca bir şiir. Ama beni en çok etkileyen dörtlüğü, şu. Diyor ki Atol Hoca, sözüme kulak ver gülüm, tutsaklığa yeğdir ölüm. Nerede varsa böyle zulüm, çaresi isyan olmuştur. İlla isyan demek sokaklara çıkıp taş topa dalmak falan değil. Ya hadi arkadaşım, hala bak 15 Kasım diyorum ya, 15 Kasım gününden beri. Bugüne kadar hala eğer bunu kafana yerleştiremediysen yerin burası değil. Güzel kardeşim, biz başka bir şey konuşuyoruz burada. Sen git kes. Kumda oyna, rahatlarsın. Ayakkabılarını çıkart, çoraplarını çıkart. Sigara yasaklı ürüne dönemezlik edemezler. Cumhurbaşkanı bir doktor görüşü olarak görüyorsunuz işte. Ya çok haklısınız Atalay Bey, çok haklısınız. Eminim öyledir. Ama bunun konuşuluyor olması bile utanç verici. Sadece dün sabah anlattım ya. Burada konuştuk. Yani buradaki ben bir hekim değilim. Sadece hani dün öğleden sonra mesela doktor arkadaşlarla onların görüşünü gerçekten öğrenmeye çalıştım. Hepsi sizin söylediğinizi söylüyor. Böyle bir şansı yok ki. Sadece bir takla atma durumu var ortada. Neden? Dün sabah söylediğim gibi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sigaradan nefret ediyor. Bu kadar basit. İyi de hayatımız onun istedikleriyle mi devam edecek? Ya da tırnak içinde devlet babanın istediği her şeyi yaparak mı mutlu olma yolunu seçeceğiz biz? Hayır.
Hepimizin yetişmişlikleri, yaşamışlıkları var. Bugüne kadar biriktirdiklerimiz var. Okuduklarımız, yazdıklarımız var. Bunlar çuvala mı girecek? Onlar mı biliyor sadece? Hayır, değil. Bugünün güzel geçmesinin çok gerekçesi var arkadaşlar. Umut edelim. Ne olur, bu öyle kofti, kuru kuruya, romantik bir umut dileği, ümit dileği falan değil. Emin olun, bakın gerekçelerini açıklıyorum size. Bu masa yıkıldıysa eğer, gerçekten iyi bir sonuçla yıkıldı. Çünkü halkı boş yere oyalayacaklardı. Gerçekten faşist 12 Eylül Anayasası değişebilecekmiş gibi bir imaj yaratılmaya çalışıldı. Oysa mümkün değil. Gelin işi tersten okuyalım. Tam yayının başlığına dönelim şimdi. Her şeyi halka sormaya niyetli olanlar. Hani öyle demiyor muydu Sayın Cumhurbaşkanı başbakanlığı döneminde de? Bekle kardeşim, sandık kurulduğunda tepkini de gösterirsin. Hadi sandığı kuralım. Tam Cerattepe'ye kuralım. Kafkasör yaylasının çıkışına. Bölge halkı da gelsin, oy kullansın. Daha önce örnekleri olmadı mı? Oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptı. 6 yaşında çocuklara oy kullandırdı üstelik. Hadi gelin yapalım. Cerattepe'nin tam yaylanın çıkışına kuralım. Ve insanlara diyelim ki, geleceğiniz için buranın yayla olarak kalmasını mı istersiniz, maden sahası olmasını mı istersiniz? Sonra herkes derdini anlatsın. Oranın insanları kemençeleriyle, tulumlarıyla çıksınlar, türkü söyleyerek bugün yaptıkları gibi anlatsınlar. Hadi sonucunu görelim ondan sonra. Anayasa masası için öyle demiyorlar mı? Masa yıkılmış olabilir. Zaten amaç oydu. O yayında da aynı şeyi konuşuyorduk zaten 31 Aralık günü. Burada bir tane amaç var. Ben yaptım, onlar istemedi. Ben sevgili halkıma soracağım. Neden? %50'm var. Kafanın dibindeki hep o. %50'm var benim. Ben bu ülkenin %50'siyim. Güzel. Öbür %50? Öbür %50'nin içindeki insanlar, Artvin'de, Kafkasör Yaylası'nda yaşayanlar, Cerattepe'de yaşayanlar, kuşkusuz içlerinde AKP'ye oy vermişler vardır. Ve yani kendi talepleridir, kendi dilekleridir, yerden göğe kadar da helaldir bu. Ama gelin, gelecekleri için oylama yapması gerekiyorsa insanların, kuralım sandığı oraya, onlara soralım hadi. Orada geceler boyu 2000 kişi bekliyor orada. Hala 2000 kişi bekliyor. Hadi gelin soralım. Hatta şöyle soralım. Çok daha basit. Hatta şöyle soralım. O insanlara ilk yapılacak oylamada hangi partiye oy verdiklerini soralım. Ondan sonra oylama yapalım. Var mısınız? Yapamazlar ki. Çünkü Devlet Baba'nın şu tırnak içindeki o kötü, gerçekten kötü şarkıda yapan arkadaştan bir kere daha özür diliyorum ama. Bir kere daha özür diliyorum. Hakikaten çok kötü bir şarkı. O şarkıda söylediği gibi, ben ne dersem o olur demesin devlet. Her şey için sormuyor muyuz ya? Biz anayasaya devam ederiz. Yürürüz, halkımıza sorarız. Hadi gelin soralım Cerattepe'de. Açalım sandıkları, kuralım. İnsanlar anlatsınlar dertlerini. Ama olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Çünkü orada sorulacak olan aslında halk değil. Devlet Baba kendi kendine soruyor ve kendi kendine cevap verip uyguluyor sadece. Sadece uyguluyor. Hiç merak etmeyin, bu seçimde aldatma falan yaşanamaz. Oraya insanlar oy kullanmaya gittiği zaman, burada hani okullarda bilmem nelerde yapılan oylama gibi olmayacak o. Evet, bu ülkenin İçişleri Bakanı bunu söyledi, doğru. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın her söylediğini konuşamıyoruz ki biz burada. Tapelere yasak getirildi. Oysa hep anlatıyorum ben, beni onca tape içinde en çok korkutan, belki de hadi açık yüreklikle söyleyeyim, tek korkutan tapeydi o. Kırın kapısını, alın içeri. Gerekirse biz ardından yasal düzenlemeyi yaparız. Bakın burada yaşanan aynı şey işte. Gerekirse biz yasal düzenlemeyi yaparız. Gerekirse masa yıkılır, zaten koftiden kurmuştuk, arkasında yaparız. Ne olacak? Halka götürürüz. Hadi o halka gidelim. Tekrar söylüyorum. Hadi o halka gidelim. Cerattepe'ye sandık kuralım. Var mısınız? Yapamazlar ki. Yapamazlar. Halkın içinde yapılacak açık bir oylamaya yapamazlar bunu. Bugün güzel bir gün. Çok güzel bir gün olacak. Buna inanalım. Çok güzel bir gün olacak. Kaldı 10 dakika, 7-8 dakika hatta. Anayasa Mahkemesi 1. bölümü. Can ve Erdem'in tutukluluk hallerinin kalkması için görüşmesini yapacak bunu bugün. Yarım saat sonra, yani saat 9.30'da başlayacak. Herhalde saat 10 gibi, belki 10 çeyrek gibi
çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü hukukçular arasında da bir ne diyelim fiili uzlaşma oluştu gibi. Yani bu işin tutuklu yürütülmesi gerekmediği konusunda. Bu ülkede kimler tutuksuz yargılanıyor ya? Kimler tutuksuz yargılanıyor? Adam öldürenler, çalıp çırpanlar, hepsi tutuksuz. Haber yapanlar, neden haber yapanlar diyorum? Demin o şutladığım arkadaş vardı ya. O arkadaş gibi düşünenlere neden haber yüzünden tutuklandılar? Bakın çok basit anlatacağım. İtalya'da doktora yaparken dinleseniz anlarsınız. O açıklıkta anlatacağım size. Bu insanlara hazırlanan iddianamede sadece ve sadece yaptıkları haberle ilgili soru soruluyor. Sadece onunla ilgili suçlama yöneltiliyor. Sadece haber. Daha önce aleniyet kazan, işine gelmeyin, şutla değil mi? Böyle mi anlıyorsunuz? Bu kadar mı? Bu insanlara ikinci bir soru ne sorgularında soruluyor ne iddianamede suçlama yöneltilebiliyor. Evet, Elif Doğan'ı vuran polis de tutuksuz yargılanıyor. O yüzden çok bakın, çok net bir durum. Bu yargılama eğer yapılacaksa tutuksuz da yapılabilir. Bu kadar basit. Hadi çok az kaldı. 5 dakika sonra yargılama başlayacak. En azından yargılama demeyelim de değerlendirmesi başlayacak. Ya üslubunuza hayranım ya. Üslubunuza hayranım. İşine geldiği gibi konuşma. Oldu. Var mı başka arzunuz? Bu nasıl bir pervasızlıktır? Nasıl bir çapsızlıktır? Böyle mi konuşuyorsunuz siz yeni tanıştığınız insanlarla? Hakikaten böyle mi dalıyorsunuz yani mevzuya? Vallahi bravo. Bu da ayrı bir şey. Ama buranın kuralı değil. Buranın kuralı değil. En azından bunu bilin. Elif Doğan davası da var. Bence şöyle yapalım. Ben hukuk kurallarını öğrenirken siz uzay boşluğunda biraz gezin. Vallahi. Hava alın. Yani atmosfer şey alamayacaksınız. Oksijen olmayacak da. Neyse yani en azından çıkış sürecinde ısınmakla birlikte biraz daha açık havaya maruz kalırsınız. Belki zihin açılabilir. Dilek Doğan. Evet, ben de Elif Doğan diyorum. Dilek Doğan davası. Neyse. Bugün umutlu olmak için güzel bir gün arkadaşlar. Bugün umutlu olmak için güzel bir gün. Başladık, devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Umudu birlikte paylaşmamıza izin verdiğiniz için. Olanı biteni açık açık konuşabilmemize imkan sağladığınız için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Ama benim çalışma odama misafir olmanızdan da öte en çok değer verip dinlediğiniz fikirlerinizi paylaştığınız için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra... Ya ben öyle birilerini engellemiyorum arkadaşlar. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. 5 dakika sonra bir aksilik olmazsa ben burada olacağım. Gazetelerle geleceğim. Gazeteler üzerinden konuşacağız. Neleri yazmışlar, neleri yazmamışlar. Neleri yazıyor gibi görünüp kıvırmışlar, sallamışlar. Zihinler nereye kadar açılmış son örneklerle birlikte. Hepsini göreceğiz, hepsine bakacağız. Kısmadan... Sağını solunu eğip bükmeden, çekiştirmeden yapacağız bunu. Patron kızar mı demeden yapacağız. Çünkü bizi patron ilgilendirmiyor. Buranın patronu yok. Buranın patronu biziz. Küçük bir hayatımız var ama biz yönetiyoruz. İstediğimiz insanları, evet istediğimiz insanları alıyoruz ama bizim isteğimizin gerekçesi çok net. Kimse birbirine hakaret etmesin. Derdini anlatsın. Sadece derdini anlatsın. Burada bir şekilde konuşuruz. Bir şekilde buluşuruz. 5 dakika sonra görüşeceğiz. Eğer uygunsanız, değilseniz yarın sabah saat 9'da Allah'tan bir mani keder çıkmazsa, ölmezse, akılırsam ben burada olacağım. Siz de orada olursanız buluşmamızın bir anlamı olacak. Çünkü biz konuşursak bu abuk sabuk konuşanların, şu anda uzay boşluğunda gezen arkadaş gibi saçma sapan, insanlara hakaret ederek yaklaşan, tanımayan, hadsiz, çapsız insanların sesleri o kadar yüksek çıkmayacak. Çünkü onların haklı gibi görünmelerine izin vermeyeceğiz. Derdimizi anlatacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.